Araştırmalara göre dünya genelinde mega kentlerde yaşayan insanların büyük bir bölümü günde yaklaşık 3 saatlerini trafikte geçiriyor. Yani kaba bir hesapla bu insanlar yılın en az 1 ayını trafikte harcıyor. Birçok girişimci ve şirket uzun süredir bu soruna çare bulmaya çalışıyor. Önerilen çarelerden bir tanesi ise insanoğlunun neredeyse uçağın icadından bu yana hayalini kurduğu uçan arabalar. Gelişen teknolojiyle birlikte uçan araba çalışmaları bayağı yol kat etmiş görünüyor. Şu an aktif ve ticari olarak kullanılan bir model olmasa da son 10 yılda 130 farklı elektrikle çalışan ve dikey iniş kalkış yapabilen araç geliştirildi. Dünyada halen bu alanda çalışan 200'e yakın teknoloji girişimi bulunuyor. Airbus'tan Boeing'e kadar birçok büyük şirket geleceği kaçırmamak için şimdiden hazırlık yapıyor. Bugüne kadar firmalar bu alana 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmez figürlerinden biri olan uçan arabalar yakın gelecekte hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Özellikle büyük şehirlerde artan trafik hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de lojistik anlamda sorunlar büyüyor. İşte bu sebeple önceleri belki sadece lüks bir hayal olan uçan arabalar artık birçok kişi için gereklilik olarak görülüyor. Halihazırda aktif olarak kullanılan bir araç yok. Ancak dünyanın farklı ülkelerinde birçok uçan araba çalışması hızlı bir şekilde ilerliyor. Bunlardan biri de Alakai Technologies'in BMW Design Works ile birlikte tasarladığı Skye. Hidrojenle çalışan elektrikli dikey kalkış ve iniş aracı Skye, trafik sıkışıklığını gidermekten doğal afetler sırasında malzeme dağıtımına kadar değişik ihtiyaçlara pratik, gerçek hayat çözümleri sunuyor. Bir sürücü ve 4 yolcuyla toplam 5 kişi taşıma kapasitesine sahip ve tamamen otonom uçuş yapabilecek şekilde geliştirilen Skye, ilk etapta pilotlu bir sürüm olarak piyasaya çıkmayı planlıyor. Skye'de 3 hidrojen yakıt hücresi 6 elektrik motoruna güç sağlıyor. Motorların her biri ise bir rotoru çalıştırıyor. Motorlardan biri bozulsa dahi araç uçmaya devam edebiliyor. İki motorun arızalanması durumunda bile güvenli iniş yapabilen uçan otomobilde tüm sistemlerin arızalanmasına karşı paraşüt seçeneği de düşünülmüş. Saatte maksimum 189 km hız yapabilen aracın şehir içi taşımacılıkta 130 km civarında bir hızla kullanılması planlanıyor. En uzun menzili 650 km olarak tasarlanmış. Skye'de yolculukların genellikle şehir içinde 16 ile 240 km'lik uzaklıklarda dakikalar içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Henüz sertifikasyon döneminde olan aracın ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı hakkında kesinleşmiş bir bilgi yok. Bir başka uçan otomobil projesi de Slovakya merkezli Aeromobile. Birçok uçan otomobil konseptinden farklı olarak hem karada hem de havada sürüş imkanı veren Aeromobile ilk prototipini 2013 yılında çıkardı. O tarihten bu yana 4 farklı geliştirme yaşayan Aeromobile en son sürümünü 2017 yılında gerçekleştirilen Top Markiz Monaco fuarında tanıttı. Fuarda ön sipariş alacağını duyuran şirket yalnızca 500 araçlık bir üretim yapacağını açıkladı ve 25 sipariş aldı. Aeromobile 5.0 olarak geçen modelde açılıp kapanabilen iki kanat bulunuyor. Uçuş moduna geçmesi sadece 3 dakika süren araç, kara sürüşünde 160 km hıza ulaşabilirken, uçuş modunda 750 km'lik bir menzilde 360 km hıza ulaşabiliyor. 2 kişilik araç 240 kg'lık da yük taşıma kapasitesine sahip. Avrupa'da çalışma sertifikasına sahip olan aracı kullanmak isteyenlerin pilot lisansına ihtiyacı var. Aracın ilk teslimatlarının 2020 yılı içerisinde yapılması bekleniyor. Fiyatı ise yaklaşık 1.2 milyon dolar. Ülkemizde de uçan otomobil konusunda girişimler mevcut. Kamuoyunda daha çok cezeri uçan araba projesi bilinse de 2017 yılında bir startup projesi olarak başlayan Aircar'da 2025 yılında ilk uçuşunu yapmayı planlıyor. Genç girişimci Eray Altunbozar tarafından başlatılan projeye İş Bankası'nın teknoloji şirketi olan Softtek de destek veriyor. İlk olarak İstanbul'da hava taksi hizmeti vermeyi amaçlayan proje yetkilileri ilerleyen yıllarda kişisel kullanım için de çalışmalar yapmayı düşünüyor. Şu ana kadar 1/10 ve 1/3 prototip üretimlerini gerçekleştiren projede tam boyutlu prototip çalışmaları devam ediyor. Toplam 16 kişilik bir mühendislik kadrosu tarafından yürütülen proje, Avrupa Sivil Havacılık Birliği tarafından uçan arabalar konusunda yayınlanan ön çalışmaya göre tasarlanıyor.
2025 yılında testlerini tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirmesi beklenen Aircar, %100 elektrikli ve otonom bir araç. 8 pervaneli ve 2 kişilik bir kapasiteye sahip olan uçan otomobil, tek kişiyle 80, 2 kişiyle gerçekleşen uçuşlardaysa 50 km menzile sahip olacak. Boş ağırlığı 250 kg olan araç toplamda 200 kg'lık yük taşıyabilecek. Şirket yetkilileri Aircar'ın orta sınıf bir otomobil fiyatında satılacağını açıkladı. Ülkemizdeki bir diğer uçan otomobil projesi ise kamuoyunun da yakından takip ettiği Baykar tarafından üretilecek olan Cezeri. Eylül ayında Gaziantep'te düzenlenen Teknofest 2020'de görücüye çıkan Cezeri, dikey iniş kalkış yapabilen bir uçan otomobil. 8 adet pervaneye sahip olan Cezeri, elektrikli ve otonom bir araç olarak dikkat çekiyor. %100 elektrikle çalışan Cezeri, 3 yedekli akıllı uçuş sistemine sahip ve gelecekte yapay zeka sistemleriyle donatılması planlanıyor. İlk test uçuşlarını geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştiren Cezeri, 230 kg ağırlığındaki prototip modeliyle 10 metre yüksekliğe kadar çıkmayı başardı. Saatte 100 km hızla uçması planlanan uçan otomobilin 80 km menzile sahip olması planlanıyor. Tam şarjla 1 saat havada kalması planlanan Cezeri'nin bataryalarının tam dolması içinse 1 saatlik bir şarj yeterli. Minimum teknik ve havacılık bilgisiyle uçurulabilecek şekilde tasarlanan uçan araba Cezeri'nin 5 ila 10 yıl arasında seri üretime geçmesi planlanıyor. Bir diğer dikkat çeken proje ise Kanadalı startup firması olan Opener. 2019 yılında tanıttıkları projeleri Blackfly, sektöre birçok rakibinden daha sonra girmesine rağmen rekabette çoğunu yakalamış, hatta geçmiş durumda. Aracın bu yıl satışa sunulması bekleniyor. Tek kişilik kapasitesi olan araç, saatte 100 km hız yaparak 40 km yol gidebiliyor. Opener'la uçabilmek için kısa bir eğitime ihtiyaç duyuluyor. Fakat pilot lisansı gerekmiyor. En büyük özelliği ise amfibik olması. Suya iniş yapıp kolaylıkla sudan kalkabiliyor. 30 dakika içerisinde tam şarj edilebiliyor. Google kurucu ortağı Larry Page, başka uçan otomobil projeleri yanında bu projeye de destek veriyor. Düşük gürültüye sahip olan, çevreci bir uçan otomobil olan Opener, bir drone gibi kumandayla kontrol edilecek ve araçta eve dönüş düğmesi de bulunacak. Aynı zamanda güvenlik nedeniyle araçta paraşüt de bulunuyor. Ayrıca farklı firmalar tarafından çalışmaları devam eden Volocopter 2X, Terrafugia TF2, Elevate, Vahana, Lilium Jet ve SkyDrive gibi birçok uçan otomobil projesi de devam ediyor. Tüm bu yeni uçan otomobil projelerinin bugün devam etmesinde şüphesiz ilk uçan otomobilinde etkisi olmuştur. 1946 yılında Molt Tyler isimli bir Amerikalı tasarımcı, Robert Fulton Jr.'ın Air Pibion isimli uçan araba prototipini görmüş ve projeye hayran kalmıştı. Uçan otomobilin eksiklerini tespit ederek gerekli düzenlemeleri yapan Taylor, 3 yıllık çalışmanın ardından 1949'da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Aerocar ismini verdiği 3 vitesli, katlanabilir 2 kanat ve takılıp çıkarılabilir bir pervaneye sahip tarihin ilk uçan otomobili kara sürüşünde saatte 100 km hıza ulaşırken, uçuş modundaysa bu hız 180 km idi. 1956 yılında Sivil Havacılık İdaresi sertifikası almayı başaran Aerocar'ın ilerleyen süreçte farklı 3 modeli daha geliştirildi. İlk etapta $25,000 fiyatla satışa çıkarılan Aerocar, gerekli ilgiyi görmediği için proje başarısız oldu. Aerocar toplamda sadece 6 adet üretilebilmişti. Bu araçlardan bir tanesi ise bugün hala uçabilir durumda.